ile alakalı bu. Mesela zaman zaman söylediğimiz, burada da söylemiş olayım. Bir grup insan toplanmış içki içiyor olsalar, toplanmışlar bir bahçede, bir köşede, ah buyurun içki içiyorlar. Gördüğümüz gibi. Bu içki içen adamlar da Müslüman insanlar. Ahmet, Mehmet diyelim. Eğer bu adamlar içtikleri içkinin haram olduğuna inanıyorlar, evet Allah bunu haram etmiştir, amennâ ve saddaknâ ama biz müptela olmuşuz, içiyoruz şeklinde düşünen veya inanan insanlar olarak içiyorlarsa, bu içki içen adamlar kafir olur mu olmaz mı? Olmazlar, bak haram olduğuna inanıyor. E peki ne olurlar? Günahkar olurlar. Bak, kafir olmak başka şey. Siz söyleyin. Günahkar olmak başka şeydir. Kafir olmak ebedi cehennemde kalmaktır. Günahkar olmak günahı kadar cezasını çekip tekrar cennete girmektir. Kafir olmakta ebedi cennet yoktur. Günahkar olmakta sonunda yine cennet vardır. Bak çok fark var. Bunları çok iyi bilmek lazım. Ha, bu adamlar günahkar, içenler günahkar. O içki içen adamların yanından geçerken bir başka Müslüman da yaklaşıp oradan geçerken afiyet olsun beyler dese, afiyet olsun diyen Müslüman anında kafir olur. Bak içtiğim içtiği yok. Niye? Afiyet olsun sözü helal olan şeyler için muteberdir. Haram olan şey için bu kullanılmaz. Haram için afiyet olsun dediyse, o içtikleri şeyin helal olduğuna inandığı inancı ve tereddüdü ve şüphesi vardır. Böyle bir hataya düşmemek lazım. Ne dediğimizi bilmemiz lazım. İman çok hassas bir konudur. Anında Allahu Teala korusun, imanın dışına çıkmak tehlikesi var mı yok mu? Var. Konuşmalarımıza, beyanlarımıza, sözlerimize, ağzımızdan çıkan kelimelere vallahi dikkat etmemiz lazım. Adam diyelim ki piyango bileti satıyor. Piyango bileti satıyor. Haram, bunu artık herkes bilir, Müslümanlar bilir, inanır, tasdik eder, haram. Kumarın her çeşidi haram. Bunda tereddüt yok, ihtilaf da yok. Piyango bileti satarken birisi gelse Bismillahirrahmanirrahim diye o biletler içinden bilet çekse, kumar oynuyor yani, kumar bileti alırken besmele çekse, bütün müştehit imamlar ne diyor? Bu besmele çeken adam kafir olur. Niye? Harama besmelesi söyleyin. Çekilirse o haramın helal olduğu itikadı ortaya çıkar. Aa, sen bunu helal kabul ediyorsun, besmele çektin. Bak, herkes böyle düşünür. Ha, bunda tehlike yok demek ki. Bunda günah yok. Bu haram değil ki bu adam besmele çekiyor. Bakın bir kelimedir ya. O bileti veren, piyango biletini, kumar biletini veren kişi de hayırlı olsun hemşerim dese o da kafir olur. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun sözü o işlenen günahın helal olduğu kanaatini ve inancını ortaya koyar. Bakın ne kadar mühim meseleler var. Yani Müslüman olmak kolay, Müslüman kalmak, siz söyleyin, zordur. Müslüman olursun. Kelime-i şehadeti tamam ama ya devamlı Müslüman kalmak nasıl olacak? Ağzından çıkan kelimeye dikkat edeceksin. Yaptığına, ettiğine, davranışına, hareketine sorumluluk var, mesuliyet var. Eksiklerimizi tamamlayacağız, yanlışlarımızı düzelteceğiz. Allahu Teala'yı hakkıyla tanımayan adam zaten Müslüman olamaz.